Bursaspor'un Süper Lig'de kaderinin belli olacağı maç bugün. Lig'de kalma savaşı veren Yeşil Beyazlılar deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Bursa'da nefesler tutuldu. Tüm kent saat 17'de başlayacak maçın sonucunu bekliyor. Bu heyecan fırtınası öncesi şimdi kameralarımızı Trabzon'a çeviriyoruz. Gelişmeleri Olay Medya Spor Müdürü Orhan Güney'den alacağız. Tülin, Bursaspor'un kaderi şu an arkamda gördüğünüz Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bugün saat 17'de Trabzonspor'la oynayacağı maç sonunda belli olacak. Tabii yeşil beyazlı takım 4 gündür Ordu'daydı. Ordu'da kamp yaptı. Dün Trabzon'a geçti. Artık maç saatini beklemeye başladı. Tabii çok sıkıntılı bir maç. Tarihinin en kritik maçlarından birini daha oynayacak yeşil beyazlı takım. Kazanırsa ve kazanması da gerekiyor, Süper Lig'de kalacak. Tabii Rize-Alanya maçının sonucu da önemli ama artık Bursaspor'un bugün kendi göbeğini kendisi kesmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Takımın morali iyiydi. Trabzon'u uğurlarken ve Trabzon'daki morali iyiydi. Dediğim gibi Ordu'da baş başa kaldılar. Güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Tabii bugün nasıl bir 11 ile çıkacaklar biz de çok merak ediyoruz ama arkadaşlarla birlikte sürekli tahmini kadrolar da yapıyoruz. Bugün Olay Gazetesi'ndeki verdiğimiz kadroyu okuyayım ama biraz sonra Erkan Sağlık'la da kadro üzerinde konuşacağız. Kalede Harun'u bekliyoruz bugün Bursaspor'da. Savunmada sağda Erdem, yanlarında Şamil ve Sivok olarak verdik. Solda Aziz Beyç, önlerinde Fatih, Jorge Rabataja. Solda John, sağda Sinan, ileride Stanku 11'i olarak gözüküyor Olay Gazetesi'nde ama şimdi çok kritik bir maç. Merter oynar mı? İsmail oynar mı? Bunları da konuşacağız. Trabzonspor'da 4 eksik var. Kaleci Onur Kıvrak cezalı, Bero cezalı, Olcay Şahin cezalı. Sadece Okay Yokuş'u sakatlığı nedeniyle oynamayacak. Biraz sonra onların ilk 11'inde, muhtemel ilk 11'inde vereceğim ama yerli oyuncu yok gibi. Ersun Yanal geçtiğimiz hafta bazı oyuncularına izin vermiş, 8 oyuncusuna. Tabi bu hafta kritik bir maç olduğu için de tekrar geri çağırdı. Onları tekrar antrenmana çağırdı. Biraz sonra muhtemel 11'ini vereceğim. Erkan yanımda. Yani gazetede böyle bir 11 verdik ama hakikaten bilmiyoruz. Şimdi evet. Mustafa Erganchev Bataja mı oturacak? Bataja yoksa kendi aralarında hangisi biz hazırız diyenle mi oynayacaklar? Belirsiz bir durum var. Bir kere Mustafa'nın bir değişiklik yapması lazım zaten. Çünkü bakıyorsun haftalardır Mertler mesela 11'de yok. İsmail de ona keza. Belki ikisinin hırsından veya bir şekilde sonuçta bu atmosferi yaşayan ve sürekli bu ortam içinde bulunan oyuncular. Yani psikolojide işte Mertler olsun, Bilal Kısa olsun, İsmail olsun, Akhisar'da bu tecrübeleri yaşadılar yani. Belki bu anlamda işte yerli oyuncuların fazlalığından dolayı bu iki isimden de yararlanacağını ben düşünüyorum aslında. Ama Şamil oynar, ama İsmail oynar onu bilemem ama ben Mert'ten oynayacağını tahmin edebiliyorum. Onu söyleyeyim. İşte Sercan mesela oynar çünkü bugünkü hissi yaşaması lazım oyuncuların oran. Yani bunu yaşayamazsa zaten sağdan galip gelme şansın yok yani. Atıyorum bir John'la çıksan bir fayda getirir mi? Getiremez bence. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Belki biz çok fazla duygusal düşünüyoruz. Mesela şöyle düşündük biz kadroyu işte. Harun kalede, sağ bek Erdem, işte Sivok İsmail, solda Aziz, önlerinde Merter, Fatih, Bataja, solda Emre, sağda Sercan, ileride Stanku. Evet, bence de ideal 11 böyle olması lazım ki ben de bu şekilde çıkacağını tahmin edebiliyorum Mustafa Hoca'nın. Onun için hayırlısı olsun. Yani Mustafa Hoca'nın da belki sıçrama yapabileceği bir maç. Yani işte geçen gün Murat Sözküsen bahsetti. Ya biz oyuncuların aslında şunu istiyoruz Orhan. Yani bugün buraya 2000-2500 tane Bursasporlu taraftar geliyor, insan geliyor. Belki de 3000 kişi olacak. Yani bir şehirden bu kadar uzak, yani 18 saatlik bir istikamete gelen başka bir taraftar grubu yoktur yani. Eğer bunu göz önünde alırsa yeşil beyaz oyuncular bence buradan çok rahat galibiyetle ayrılabilirler. Bence ben de senin gibi düşünüyorum. İyi motive olduklarını düşünüyorum ama yani bence onu da göz önünde bulundurmalı lazım. Yani insanlar düşünsene 3000 kişi buraya geliyor. Belki de 10.000 kapasite olsa 10.000 kişi gelmeye çalışacak buralara. İnsanlar yani 18 saatlik daha yakın olsa. Tabii daha yakın olsa değil. Bilet de verseler belki gelecekler yani. Öyle düşünüyorum ben. Yani 18 saatlik mesafeye gerçekten kolay değil yani 18'i çıksın 18'de geleceksin. Yani Bursaspor tabii uçakla gidip geliyor ama böyle de bir durum var. Yani taraftarın da bence göz önünde bulundurmak lazım. İnsanların dualarıyla buraya kadar geldi Bursaspor takımı. Bence bugün buradan hayırlı bir sonuç çıkacaktır diye düşünüyorum Orhan. Bursa'da da hayat duracak herhalde. Orada da herkes bu maça kilitlenmiş durunda. Tabii dediğin gibi 2500-3000 kişi evet. Şu an yollarda. Bir kısmı dün akşam geldi. Bir kısmı uçakla gelmeye çalışıyor. Bir kısmı karayoluyla gelmeye çalışıyor. Umarım mutlu ayrılırız. Trabzonspor'un kadrosuna da şöyle muhtemel kadrosuna da bir bakalım. Az önce söyledim 4 oyuncu eksik. İşte kaleci Onur Kıvrak yok. Okay Yokuş yok. Olcay Şahin yok. Bero yok ama şöyle muhtemel 11'ine baktım. Kalede Esteban var. Onu da son anda sözleşmesini evet. iyileştirdiler galiba. Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Mediani, Onazi, Yusuf Yazıcı, Endoy, Castillo ve Radolega.
Yani 11 gerçekten iyi bir kadroları var Trabzonspor. Demek ki geniş bir kadrosu var. Yani ben mesela böyle düşünmemiştim yani düne kadar aslında. Yani şu 8 oyuncu izin verildi, tekrar çağrıldı deyince acaba dedim bir işte altyapıdan oyuncularla oynar mı dedim Ersun Hoca. O hataya düşmedi. Sonuçta onlar da kimseye malzeme vermek istemezler Orhan şimdi. Çünkü iki takım da büyük camia. Yani işte görüyorsun az önce Az Yıldırım konuşmuş, boş boş konuşmuş. Yani işte 2009'da Bursaspor şampiyon yapanlar, bakalım bugün Bursaspor'a işte maçı verecekler mi, ligde bırakacaklar mı? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İşte böyle insanlara malzeme vermemek için onlar da bu şekilde mücadele edecektir. Yani kıran kırana bir mücadele olacaktır. Şimdi sonuçta ya şöyle bir şey var ya. Geçtiğimiz hafta Osmanlı Spor. Hamza Hoca çıktı dedi ki işte oyuncuları motive edemiyorum dedi. Bir tane Bursa'nın sesi çıktı mı Allah aşkına ya? Rize Spor yendi. Kimse ses çıkmadı. Yani siz, ligin son haftası Trabzonspor iddiası kalmamış. Oyuncuları gelsin o zaman Az Yıldırım motive etsin burada yani. Mesela Rize Alanya maçında konuşmuyoruz hiç. Kimse aklına gelmemiş. Alanya'dan kimse kazanırız da demiyor. Bizi sorgulamıyoruz. Yani herkes bu maça kilitlendi. Bence burada bir algı var. Bu algıyı da iyi yönetmeye çalışıyorlar. Bunu kırmak lazım. O kırma işinde bugün Bursa Sporlu futbolcular sahaya çıkıp elinden gelir fazlasını yapacaklar. Yani azını değil, fazlasını yapmaları lazım. Çünkü dediğin gibi bütün Bursa şu anda bu maça kilitlendi. Dualarla bugün buralara gelindiyse yani Bursaspor o armayı yere düşürmemesi lazım yeşil beyaz oyuncuların. Ben bugün gerçekten yeşil beyaz oyuncuların sahadan galibiyet alacağını düşünüyorum. Orhan yani 2 gün önceye kadar, hatta dün akşama kadar bu işi kazanırız diyordum ama insanlar beni strese soktu. İnsanlar arayıp soruyordu arkadaşlarımız ne olur kazanırız derken ben de strese girdim. Hakikaten artık bir an önce şu 18.45 olsun da biz de bir rahat bir nefes alalım Orhan. Evet, teşekkür edelim. Kameraman arkadaşım Bircan Örsel'den de stadyumu şöyle bir gösterebilirse Şenol Güneş Spor Kompleksini. Bursaspor burada ilk kez oynayacak Trabzonspor'a karşı. Bu arada ben de muhtemel 11'leri tekrar vereyim. Kalede Harun'u bekliyoruz. Bursaspor'da savunmada sağ bekte Erdem'in yeri garanti, Sivon yeri garanti ortada. Yanında İsmail mi, Şamil mi, solda Aziz Bey hiç garanti. Önlerinde Merter mi, Horkera mı, Fatih var, Bataja oynayacak. Solda John mu, Emre Taşdemir mi, sağda Sercan mı, Sinan Bakış mı? İleride de tabii ki Stanku 11'ini bekliyoruz. Bursaspor'da tabii saat 4 gibi de artık sayılı dakikalar, sayılı saatler kaldı. Orada öğreneceğiz. Trabzonspor'un da muhtemel 11'ini vereyim. Kalede Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Mediani, Onazi, Yusuf Yazıcı, Endoy, Castillo ve Rodelega 11 ile mücadele etmesini bekliyoruz Tülin. Evet, Bursaspor'un yayına başladığımda da söyledim. Tarihinin en önemli maçlarından birini arkamda gördüğünüz Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17'de Trabzonspor'a karşı oynayacak. Yine Bursaspor'u yakından ilgilendiren Çaykur Rize-Alanya maçı da saat 17'de başlayacak Tülin. Biz maç öncesine kadar ve maçtan sonra da buradaki atmosferi, heyecanı anı anına, sıcağı sıcağına sizlere aksettirmeye devam edeceğiz.